Şu anda bir sıkıntının içindesiniz, varsayalım. O sıkıntıdan kurtulmayı istiyorsunuz çünkü insan fıtratı sıkıntıyı saymıyor. İnsan yaratılışı sıkıntıdan hoşlanmıyor. Sevmiyor, dolayısıyla kurtulmak istiyor. Lakin ondan kurtulmayı istemek ne kadar doğal ve gerekli ise, kurtulmayı istediğiniz şeyden geçmeyi düşündüğünüz hale geçerken nereye geçeceğiniz, kurtuldunuz yani şurada rahatsızsınız, şuraya oturacaksınız, oraya oturmayı düşündüğünüz yani rahat edeceğiniz düşüncesiyle intikal edeceğiniz öbür sandalyenin da çivisinin mivisinin olmaması, otururken batmaması gerekir ki ulan burası da berbatmış demeyesin. Çünkü buradan oraya geçiş kolay olmuyor. Yüksek faturalar ödüyor insanoğlu. Kitleler, milyonlar çok yüksek faturalar, ölümler, sıkıntılar, hayat boyu sıkıntılar pahasına bu geçişler, bu değişimler sağlanıyor. Öyle hokus pokus şeyin satranç taşı gibi şuradan şuraya koy böyle olmuyor. Örneğin 6 asır, 7 asır boyunca Avrupa Orta Çağ Kral Kilise ikilisinin zulmünden kurtulmak için çabalamış. Yüz binlerce, milyonlarca insan ölmüş. Öldürülmüş. Köylüler kralın askerlerinden kimisini öldürmüş, gelmiş kralın askerleri daha fazlası, köylüyü kırmış, geçirmiş filan. Yani bir değil, beş değil, o köyde, şu köyde, bu kasabada, bu şehirde derken yüzyıllarca sürmüş ve yüz binlerce, milyonlarca insan ölmüş. Faturası çok yüksek. Bunca fedakarlık niçin? Kurtulmayı istediğinden fazla da farkı olmayan bir konuma girmek için mi? Eğer bunun içinse yazıklar olsun, ödenen ücret havaya gidiyor demektir. Bu kadar zengin değilsiniz. Yani bu kadar eli açık olmanın bir anlamı. Marksizm de öyle. İnsanları kurtaracağım diye böyle bir teori ortaya çıkıyor. Gerçekten yani kurtaracağına inanarak, samimiyetle. Ama dünya kadar adam onu benimsiyor. Çin'in Mao'sundan işte Kazan'ın Lenin'le, İlyeviç Lenin'e kadar. Fakat sonuçta milyonlarca insan katlediliyor, milyonlarca insan ölüyor ama aradan 70 sene geçmeden ahiret yok, Allah yok, bilmem cennet yok, cehennem yok, işte cennet varsa bu dünyada Marksizm sayesinde olacak iddialarıyla ortaya çıkanlar, bu iddialarının peşine taktıkları insanları bir tek somun ekmeğe muhtaç hale bırakıp göğe çekildiler. Ya buharlaştılar yani göğe çekildiler. Bir bitti iş. Evet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Marksizm'in yeryüzündeki en büyük devleti, arkasından Çin ve Doğu Avrupa'daki sosyalist ülkeler yani onların uyduları hepsi birlikte sanki sihri bozulmuş, afsını bozulmuş bilmem ne gibi işi bitti, darman duman oldu, şaşkın vaziyetteler yani şimdi. Aa böyle miymiş ya? Onlar da şaşıyor, biz de şaşıyoruz. Cümle alem hallerine şaşar olduk.